Çok değerli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, uşağa hizmet eden çok değerli protokol. Sadece bu yemir ayı. Bugün uzaklaşın da çekin. Hep birlikte Kurban Bayramı'nın tebriğini, Kurban Bayramı'nın idrakını yaşamak için burada toplandık. Tamam. İnşallah kazasız belasız kurbanları kestik ve burada da bayram işini. Ben tüm Uşaklı hemşerilerimiz ve sizlerin bayramınızı kutluyorum. Ayrıca sağlık ve sıhhat içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Rektörüm, protokolümüzün kıymetli üyeleri, kıymetli hazırım. Hepinizi şahsım ve belediye başkanımız Nurullah Cihan Beyefendi'nin adına saygıyla selamlıyorum. Burada çok uzun konuşmak istemiyorum. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle bir bayram geçirmeniz dileklerinden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Belediye Başkan Vekilimiz, Garnizon Komutanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, çok değerli il müdürlerimiz, sivil toplumumuzun çok değerli mensupları ve çok değerli misafirler. Ben de hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Tabii bayramlar hem milli bayramlar hem de dini bayramlar bizim milletçe beraber kaynaştığımız, bir araya geldiğimiz ve yardımlaştığımız günler. İşte bunlardan bir tanesi de dini bayramlarımız, kurban bayramımızı idrak ediyoruz. Ve bu bayramı böyle bir güzel ülkede ve huzur ve refah içinde ve özgür bir ülkede kimsenin boyunduruğu altında olmadan ve mutlu bir şekilde kutladığımız için Allah'a hamd ediyoruz. Ve ayrıca bu dini bayramlar sadece bizim milletimizin değil, bu İslam aleminin bir bayramı. Ve tüm İslam aleminde bu bayramı kutluyoruz. Ve tüm İslam alemindeki mazlum kardeşlerimize el uzattığımız, yardımlaştığımız ve gönül bağlarımızın bir kez daha arttığı günler. Ben diyorum ki bu bayramlarımızın daha nice nice yıllarda birlik içinde, beraberlik içinde, huzur içinde kutlaması temennisiyle sizlerin ailenizle ve kardeşlerimizle beraber bir bayram geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valim, değerli çalışma arkadaşım, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Garnizon Komutanım, İl Genel Meclisi Grup Başkanımız, çok değerli mensubu bulduğum parti başkanımız, il başkanımız, ilimizin
değerli protokolü, çok değerli müdürleri, bizi izleyen, ekranları başında bizi izleyen, izleyecek olan çok değerli vatandaşlarımız. Tekrar bir bayrama kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Sizlerin ve ailelerinizin sağlık ve mutluluk içerisinde nice bayramlara kavuşmanızı temenni ediyorum tekrar. Kestiğiniz kurbanları Allah kabul etsin. Tabii ki birçoğumuz kesti ama unutmayınız ki dışarıda birçok insanda kesemeyen insanlar var. Kurbanlar paylaşıldıkça daha değerlenecektir. Verdikçe daha da bereketlenecektir. Onun için yapmamız gerekeni buradan tekrar söylememize gerek yok. Tekrar kestiğiniz kurbanın Allah tarafından kabulünü ve de sizlerin ve ailenizin sağlık ve mutluluk içinde tekrar nice bayramları diliyorum. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Sayın milletvekili, çok kıymetli rektör hocam, belediye başkan yardımcımız, il emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, il genel meclisi başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli il müdürlerimiz, çok kıymetli sivil toplumun başkanları, esnaf odaları birlik başkanımız ve sivil toplumdan bugünkü bayramlaşma programımıza iştirak eden çok kıymetli başkanlar, çok kıymetli konuklar, sözlerime başlarken herkesin özellikle bayramını kutluyorum, bayramlarınızı tebrik ediyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle sizlerin şahsında tüm Uşaklı hemşerilerimizin de bu vesileyle bayramlarını tebrik ediyorum. Ve bayramımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi gerçekten çok ulvi bir atmosferi bizlere yaşatıyor. Şu anda dünyanın her ülkesinden tüm Müslümanlar dün Arafat'ta vakfeye durdular. Bugün Kabe'de tavaftalar, kurbanlarını kesiyorlar ve oradaki atmosferi bizlere de hissettiriyorlar. Dolayısıyla Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10'u itibarıyla çok hayırlı ve dini tarihimizde çok değerli anlamlar ifade eden 10 günlük bir hayırlı sürecin sonunda bayramla şereflenen bir Kurban Bayramı. Bu vesileyle sizlerin ve tüm uşaklarında kesmiş olduğu kurbanların Cenab-ı Mevla tarafından kabulünü niyaz ediyorum. Biraz önceki konuşmalarda da ifade edildiği gibi bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve en önemlisi de paylaşmayı ifade eden zengin bir atmosferdir. Kurban Bayramı adanmışlığı, affedilişi ve dayanışmayı temsil eder. Bu vesileyle bu kıymetli atmosferin hepimizin manevi iklimini zenginleştirmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle ülkemizin içinde bulunmuş olduğu atmosferde ülkemizin yapmış olduğu hamlelerin, gelişmelerin sonucunda bunu bir şekilde olumsuz değerlendirenlerin ülkemize karşı yapmış olduğu her türlü olumsuzluğu da birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşma içerisinde bir ve beraber olarak ve hep birlikte Türkiye olarak inşallah savuşturacağız. Bu vesileyle ben bu saat itibarıyla belki de yola çıkacak olan memleketlerine ve sıla-i rahim olarak akrabalarına ziyarete gidecek olan tüm sizlerin ve tüm kardeşlerimizin de trafikte daha
sağlık ve dikkatli olmalarını özellikle istiyorum. Dün de Sayın İçişleri Bakanımızın Türkiye çapında başlatmış olduğu Kırmızı Düdük projemizi biz de Uşak olarak yeniden tazeledik. Dolayısıyla trafik kurallarına uymamız hem kendimiz için hem de trafikte seyreden tüm kardeşlerimiz için olmazsa olmaz bir şart. Bu vesileyle bu bayram içerisinde trafik kazalarının olmamasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Biz hatırlarsanız geçen bayramda yine burada beraberdik. Fakat inşallah bir sonraki bayramda daha bir kalabalık olacağız. Bundan önceki bayramda biraz daha azdık ama vatandaşımızların Uşaklılarında bu bayramlaşma programına belli ölçüde katılımını artırmamız gerekiyor. Belki de bu mekanda değil, daha büyük mekanlarda bayramlaşmalar yapacağız. Ben bu sabah da Ulu Camii'ndeydim. Müftümüzle beraberdik. Orada da tüm cami cemaatiyle, tüm kardeşlerimizle bayramlaştık. Bu vesileyle ben yeniden tüm Uşakların bayramlarını tebrik ediyorum. Daha nice nice bayramlara sağlık ve sıhhatle hep beraber ulaşmamızı diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşa etmiştik. Yine bir anlamda hem bir şeyler söylemek isteyenler ve bir anlamda da kendini tanıtmak isteyenlere de bir söz fırsatı verelim. Jandarma komutanlığı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı bayram tebrikatı için görüş ve emirlerinizi hazırız Sayın Bahri. Sağ olun. Şeker çikolata bir tarafta kalmış yalnız. Öyle mi? Asubay kıdemli başça Hüseyin Ertuğrul. Sağ ol Sayın Bahri. Başlamış Kemal Gören, Mardeş Gören. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çavuşlukları başlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Jandarma Çavuş Ahmet Kırılsın. Sol. 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 Bayramı tebrik ediyoruz. Sol. Sol. Sizlerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşmayı bizlere yaşatan ve bu duygularla insanların sevinçlerini paylaştığı, üzüntülerini paylaşarak hafiflettiği, dinimizce de çok değeri, kıymeti olan güzel günler. Dolayısıyla bu güzel günde emniyetimizin bu güzide mekanında
sizlerle inşallah nice nice sağlıkla, sıhhatle yeni bayramları birlikte idrak ederiz. Emniyet Teşkilatı devletimiz için, milletimiz için, insanlarımız için çok önemli bir görev icra etmekte. Dolayısıyla güvenliğin tesis edildiği ülkelerde ve devletlerde insanlar bayramlarını ve sevinç günlerini daha sağlıklı yaşarlar. Bu vesileyle başta emniyet şehitlerimiz ve emniyet teşkilatından gazi olan kardeşlerimizi rahmetle ve hayır dualarla yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Şu anda ülkemizin dört bir köşesinde emniyetimizin kıymetli mensupları 365 gün 24 saat esasına göre hizmetlerine devam ediyorlar. Belki şu anda burada bulunan bazı mesai arkadaşlarımız görevlerini icra etmekte devam ediyorlar. Onlara da ben başarılar diliyorum. Daha nice bayramlarda beraber olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, kıymetli hanımefendileri, eşleri, Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Meclis Başkanım, bütün yardımcım, çok değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, milli ve manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı bugün de bu güzel ortamı öncelikle bizlerle yaşayan ve şu anda yaşanmasına vesile olan başta Sayın Valim olmak üzere tüm protokola ve sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir hoş geldiniz merasimi sonrası az önce elden ele dolaşan, hatta elden ele değil bir kişinin elinde kaldı. Koca alanı dolaştı, tekrardan önüme geldi. Ben çok mahcup oldum. Aslında bu mikrofon birbirinizle kavga etmeniz lazımdı. Ben konuşayım, ben konuşayım diye. Beni çok mahcup ettiniz. Ama mütevazılık gösterdiğinizi düşünüyorum. Şimdi bu mikrofonu tekrardan salıyorum ben alana. Sakın birbirinizin gözünü kaşını yarmayın. Ama herkes demiyorum. Ama en azından her bir şuradaki 3-5 kişilik grup içerisinde 5-6 arkadaşım kendi ve duygu ve düşüncelerini başta Sayın Valim ve protokol olmak üzere hepimizle paylaşsın. Bayramınızın bayram tadında huzur içerisinde sağlıkla kestiğimizin kurbanların Allah katında Allah indinde makbulüyle beraber nice bayramları hep birlikte geçirme arzusu ve temennisiyle ve saygılarımı sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sayın milletvekili, değerli hazırım, değerli emniyet mesulüm, değerli arkadaşlarım. Ben öncelikle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice güzel bayramları iliştirmeye, sağlık huzur içerisinde tekrar nasip etsin diyorum. Tabi bayram, ben iki bayram, iki kavram benim için çok önem arz eder. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı, sabrın simgesidir. Kurban da teslimiyetin simgesidir. O anlamda bu iki bayram bu anlamda çok büyük bir ifade etmektedir. Biliyorsunuz kurban Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etme hikayesiyle başlar. Fakat oradaki Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'e seni kurban edeceğim sözü karşısında eğer bunu Allah söylüyorsa baba görevini yerine getir demesi büyük bir teslimiyetin ifadesi olarak gözükmektedir. O nedenle kurban bayramı aynı zamanda hac mevsiminde rastlaması münasebetiyle gerçekten biraz önce Sayın Müdürüm ifade ettiği gibi manevi duyguların çok
üst seviyede olduğu bir bayram olmaktadır. Ben tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Ve sizlere bu millet için, gece gündüz çalıştığınız için teşekkür ediyorum. Biz sizlere layık olmaya çalışacağız. Bunu da sizlere burada ifade etmek istedim. Hepinize saygı sunuyorum. Nice güzel ve tatlı bayramı ulaşmak üzere huzurlu, sağlıklı, afiyet dolu günler diliyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekilim, rektörüm, çok değerli emniyet müdürüm, jandarma komutanım, Uşak'a hizmet eden çok değerli emniyet mensuplarımız, ben de hepinizin mübarek Kurban Bayramı'na tebrik ediyorum. İsmail vekilimizin belirttiği gibi, Türkiye'de iki kurum var ki, her zaman işi düşmeyen, düştüğü zaman da bizlere illa bir oraya ara verir gideyim dediği, çok şükür son yıllarda her vatandaşımız kendiliğinden hastane ve emniyete geldiğinde işlerini görmekte, kendiliğinden buralara gelmekte. Bu çok memnun edici bir durum. Ben tekrar bütün emniyet mensuplarımızın görevlerinde başarılar diliyorum ve Kurban Bayramı'nı ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Malim, Rektör Hocam, Emniyet Müdürüm, Sayın Vekilim. Ben belli bir dönemde 92 yılında 2 yıl Emniyet Teşkilatı içerisinde çalışma şerefine ve onuruna erdim. Çok değerli müdür hocalarım ve öğretmenlerim bana bayağı Emniyet Teşkilatı'nın çalışma şekli hakkında, nosyonu hakkında değerli bilgiler verdi. Onlar benim meslek hayatımda uzun süre halen yol gösterici olarak devam ediyor. Ben sizlerle birlikte görev yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramını en derin sevgilerimle, saygılarımla kutluyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı görevler, kazasız, belasız görevler diliyorum. Saygılarımla. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Rektör Hocam, Alay Komutanımız, çok kıymetli Emniyet Müdürümüz, çok değerli emniyet mensubu kardeşlerim, hakikaten emniyet teşkilatımız ülkemizin göz bebeği. Ülkemizde bizler evlerimizde rahat bir şekilde vakit geçirirken, uyurken, işlerimizi görürken sizler ülkemizin güvenliği için, ülkemizin huzur içinde, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorsunuz. Bu uğurda hakikaten vatan için çalışmak, vatan nöbeti tutmak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İki göz vardır ki onu ateş değmez diyor. Biri Allah için gözyaşı döken göz, bir de vatan nöbeti tutan göz. Cenab-ı Hak sizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Aranızda olup da görev yaparken görev başında şehit olan bütün emniyet mensubu kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı cemiller diliyorum. Sizlere de bir ömür boyu sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Allah sizlere de sevdiklerinizle birlikte bir arada olmayı nasip etsin diyorum. Nice güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Adım atmadan yolumuza devam edeceğimizi size sözünü vererek konuşmaya başlamak istiyorum. Bugün sadece ailemle telefonla mesajlaşarak bayramlaşma yapabildim. Ama ailemin ve yakınlarımın sizlere çok çok selamlar var. Burada ne kadar zor şartlar altında çalışmış olsak da kesinlikle ama kesinlikle devletimize ve milletimize zeval getirmeyeceğimizin size sözünü veriyorum. Teşekkür ederim.
valim, sayın müdürüm, sayın protokol üyeleri. Mesleğe başlayalı ben bir yıl oldu. Ailemden geçirdiğim 4. bayramım. Burada teşkilatımızın en küçük üyelerinden birisiyim Uşak ilinde çalışan polis olarak. Bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Benim yaşta büyük ailelerimle çalışıyorum. Onlar benim artık annem babam. O yüzden bütün herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Kaza falan mı? Olsun. Aman aman çok geçmiş olsun. Kurbanlık. Çok geçmiş olsun. Allah'tan şifalar diliyoruz. Buyurun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tanık Sinan. İyi bayramlar. Evet. Gelin arkadaşlar. Buradayım bakalım. Çiçekleri alabilir mi? Sinan Bey biraz daha... Sayın Valim, şey gördüm. İyi bayramlar diliyoruz. İyiyiz maşallah, iyiyiz. Çok iyi. İyi bayramlar. Geçmiş olsun. İyi bayramlar. Siz refah edersiniz herhalde, öyle mi? Size bir verelim. Öyle mi? Geçmiş olsun. Ne var? Size verelim. Çok geçmiş olsun. Ağzınız iyi bayramlar. Şöyle bir gül ikram edelim. Çok geçmiş olsun. Şifalar diliyoruz. Artık Sağlık Bakanlığımızın yeni başlattığı uygulamayla hastanelerimizde polis yanında jandarmada göreve başladı. Yaklaşık bir ay aşkın sürede bu uygulama devam ediyor. Dolayısıyla hastanelerimizin daha güvenli bir ortama gelmesi için güvenlik birimlerimizin hep beraber el birliğiyle hem jandarma hem polis olarak bu işe sahip çıkması güvenliği daha üst seviyelere çıkaracak. Jandarmalarımıza ve polislerimize bu vesileyle özellikle teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Yeni mi yoksa? Yeni mi geldik yoksa? Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Peki. İnşallah. Gel. Çekiyoruz Sayın Başkanım. Bu da insan.